Azıcık Dismantle oynayalım. Kafamız dağılsın ya valla. Dismantle gecesi bu akşam. Eşarbını yan bağlama. Eşarbını. Giriyoruz giriyoruz Wattpad'e abi aynı şey be abi. Yani bunlar da sıkılmıyorlar ki. Hep vampir melezi oluyor. Minatörler aç mı kalsın? Değil mi? Dismantle'lar gelecek mi YouTube'a? Yok ya. Gelmez. 7 bölüm attım işte. Kafi. Yetişir. Şu Dismantle'da ya da Dismantle'da biraz ilerlersek belki atarım ama yani Dismantle'da baksana. Hala oyunun 3'te 1'inde olmamız biraz can sıkıyor. Gerçi robotu dövüp şeyi attık en sonunda. Ha, bir normalden bir tık gelişme var. Biraz gelişme var yani. En sonunda robotu dövüp buraya yeni şey taktık. Ne onun ismi? Pil taktık yani. Varam gidem. Şöyle dönelim bakalım. Okulun internetinden indirip indirip izliyordum. İzleyin tabi arkadaşlar da yani ben de açıkçası 7 bölümden sonra artık Dismantle atmaktan biraz sıkıldım ama oyunun devamını da merak ediyorum. O yüzden ilerleyebiliyorsam şu şeyleri bir ilerleyeyim bakayım. Açabileceğim bölgelere bir bakayım. 70 saatin sonunda daha yarısı bitti benim. Vallahi yani. Abi muhabbetse o zaman sana 100 yılın sorusu. Asuka mı Rey mi? Öncelikle kıymetli bir soru. Onun dışında bu soruya benim cevabım her şeyden önce neydi şey reisin ismi? Unuttum bak ismini. Fuck you kuzu. Neyse bir tane kuzu öldürdüm. Keyfim biraz daha yerine geldi. Bizim Shinji'yi evine alan ablanın ismi kimdi? Bir numaram benim o. Sonra Rey. En son Asuka. Asuka çünkü yoruyor be abi. Asuka yorgunluk yani. Katsura gibi bebek. Aynı Katsura gibi. Yo, Misato mu Katsura gibi? Misato değil mi? Her türlü önceliğimiz Misato'dan yanadır yani. Ondan sonra Katsura gelir. Ondan sonra Rey'dir. En son Asuka'dır. Öte yandan Rey ile Asuka'nın 14 yaşında olması tabii bu senaryoda bizim de 14 yaşında olduğumuz bir senaryoda geçerli bu söylediğim. Eşarmını yan bağlama. Cintama izledim mi? CS. Yok izlemedim. En son zombi dövüyordun. Robot ne ara çıktı? Emir valla bir tane binaya girdik. Robot çıktı. Robotu dövdük. Elektrik pili verdi en sonunda aradığımız pillerden bir tanesini. Ondan sonra hiçbir şey de değişmedi hayatımızda. Götürdük o pili taktık bineceğimiz şeyin yanına. Durum bu. Eski Freedom Fighter biliyorum tabi. Oyunun sesi çok mu yüksek iyi mi? Abi Rebuild'da herkesi sinir etmeyi başarıyorlar. Bütün karakterler mi Asuka mı sadece? Asuka kaçtığı hentaisine geri dönsün. Öyle demeyin. Küçükken Asuka'yı da sopayla dövmüşler. Redaksiyon yapacaktım. Yine bağımlı kaldım yine. Neyse bugün de yapmayayım bari. Bernacığım bir yandan yap bir yandan şey yap. Bak alt tab tayfa full. Hem işini gücünü yapıyor. İşinden geri kalmıyor. Hem de inşallah. Yayınlarını da yandan muhabbet. Zaten yani dış manto birazcık şey. Chill bir yayın olduğu için. Bol muhabbet artı ekipman parçalama falan filan. Demon Slayer'in ikinci bölüm sezonunu izlemedim yok. En son trende kaldım ben Demon Slayer'da. Aslında Ubisoft'ta galiba Settlers'ın remake'i mi çıkmıştı? Bir ara ona baksak mı ya? Mandalorian 5. bölüm geldi. Ya Mandalorian biraz biriksin. Çerezlik gibi böyle yanda açık tutulacak bir dizi. Aşırı kalitesiz olmuş bence Mandalorian ya.
Yani en büyük, en basitinden Mandalorian'ı komik gelecek belki ama Mandalorian abi oynamamalıydı ya. Dedem her an bir yere atacakmış gibi endişeyle izliyorum diziyi valla. Çok korkuyorum. Trendeki Galatasaray abiye çok üzüldüm ya. Demon Slayer üzdü beni orada. Galatasaray abi ben hemen sevdim. Hemen kaybettik Galatasaray abi. Ketsuko Jimbom Tenshou var ya bir tane. Ne adamın ismi unuttum. Jimbom abi. Valla Jimbom abiyi elediler. Fener Beşiktaş abiyi elemediler. Biraz oradan da rahatsız oldum. Yani ne de olsa sen de Jimbom'sun yani. Ya Jimbom da ne kötü ya. Şey Galatasaraylılar şey biliyor mu? Bu Jimbom'a neden Jimbom deniyor? Neymiş o yani? Onu bilen var mı Allah aşkına? Fenerbahçe'ye mesela Punchin Chon falan deniyor mu? Yani niye Galatasaray'da Jimbom diye bir şey var? Setler ön satışta mı hala? Ha, çıkınca bakarız onu o zaman. Meksikalı Mandalorian abi dönüyor. Ya işte oradan buradan taşıma suyla dizi yapıyorlar. Vereceklerdi dipçik gibi bir çocuğa o diziyi. Crysis 4 duyurulmuş abi. Kim yapıyormuş arkadaşlar ya Crysis 4'ü? Asıl Respawn 3 tane daha Star Wars oyunu yapıyor dendi. O çok hoşuma gitti. Respawn yanlış hatırlamıyorsam şu çok severek oynadığımız bir tanecik Star Wars oyunu var ya. Jedi oğlu. Onu yapan ekip diye hatırlıyorum. Crytek mi yapıyormuş? Yayıncısı kim? Crytek çünkü hatırlıyorum bundan bir 4-5 sene önce artık çalışanların parasını ödeyemediği için stüdyolarını falan kapatmaya başlamıştı. Yani finansal olarak çok durum yok. Benim bildiğim Crytek'in hiçbir şey yapmaya ama yatırım mı almışlar? Şirket mi satılmış? Ne olmuş? Facebook bunu gönderin diye bir şey diyor. Gönderek biz de yayınlar abi demiş Alican Ertop. Alican sağ olasın. Ya asıl ben şeyi çok merak ediyorum gerçekten ya. Satış sonrası Blizzard'dan, satış sonrası Activision'dan neler çıkartacak Microsoft acaba? Komik gelecek belki ama bu aralar beni nadir heyecanlandıran şeylerden bir tanesi satış sonrası Microsoft'un yeni bebekleriyle ne yapacağı. Keşke Phil Spencer şöyle 2 ayda hemen herkese bir sunum hazırlatsa. Title ilan etseler de bekleyeceğimiz bir şeyler olsa. Geçen neyi fark ettim biliyor musunuz? Çok nadir oluyor bu. Bu aralar artık ne olduysa bak bir düşünün. Ubisoft Tan gelen oyun hiç hatırlıyor musunuz bak? Benim o kadar uzun zaman oldu ki Ubisoft'tan herhangi bir oyun radarımda olmadığı. Son kertede Ubisoft'un duyurduğu ve gelecek oyunları yok ha. Bunlar bir ara yok Phoenix geliyor, yok Valhalla geliyor, yok Far Cry 6 geliyor, yok Resurrection geliyor. Rainbow Six falan bir şeyler anlatıyorlardı. Bak tam şu an itibariyle söylüyorum. Şu an Ubisoft oyun yapıyor mu lan şu an? Radarda. Bir tane bir Avatar oyunu duyurdular. Hiçbir şey yok. Ubisoft'un sessizliği de çok ilginç. Ha bence biraz bekleyip daha iyi oyun yapsınlar. Her sene oyun basmanın zaten alemi yok onu da söyleyeyim. Ama ilk kez ben şey oluyorum böyle. Ubisoft'u bu kadar sessiz görüyorum. İnsan şey hissediyor biraz. Abi iyi misin? Bu aralar sessizsin biraz. İyiyim be Mehmet. Ne yapayım? Oturuyoruz yani. Hanımla biraz aramız bozuk. Böyle bir şey var Ubisoft'un bende bu aralar. Abi iyi misin? İyiyim ya. Ne yapayım? Rayman'le kavga ettik. Rayman'le mi abi? Yok yok Rayman'le. Cahillere de hiçbir şey anlatamıyoruz ki.
Abi bir Assassin's Creed mobil oyunu falan yapın, kendinize gelirsiniz. Bilmiyorum ki İsmet'cim ya. Tatlarımız kaçtı, eskisi gibi değil piyasalar. Ubisoft dertli böyle. Bu aralar kendimi hıyar gibi hissediyorum İsmet'cim. Abi içerideki taciz vakalarını çözmemişsiniz, ondandır. İsmet'cim. Evet, çözmedik. Tacizcilerin hepsi Yves Gilemot abinin 40 yıllık arkadaşı olduğu için sessiz kaldık. Bakalım. Her tacizci şirket gibi belki biz de Microsoft'a satarız dükkanı. Splinter Cell remake geliyor abi. Bu Confirmed mi ya? Bu aralar kendimi hıyar gibi hissediyorum. Abi taciz vakası. Abi taciz vakası. Abi taciz. Yani hıyar gibisin. Ses efekti basıyor değil mi arkadan? Aniden Microsoft satın plan alabilir. Taciz mi yapıyorsunuz lan siz orada? Yok abi. Tövbe. Biz de. Microsoft'un devasa yeşil bir gözü var böyle. Sektöre bakıyor. Taciz mi o? Yo. Sütyeni düzeltiyor. Ay. Ne alaka? Ay, yapay zeka bu zaten. Comfort mu? Splinter Cell Remake Begins Development'dan Ubisoft Toronto. Ah! Ne ara duyurdular ya bunu? Bir de bugün Disney Plus Türkiye'ye geliyor mu duyurulmuş? Öyle bir şey gördüm ben. Tüm Hitman oyunları bitirilmiştir. Teşekkürler CS. Mehmet ne ara aldın? Ne ara bitirdin ya? Hani bana teşekkür ediyorsan ben 3 gün önce tavsiye ettim daha oyunu. Yine eski mahallemizi doğuruyoruz ya, hale bak. Yıl olmuş 2022, kim takar Splinter Cell'i? Ama remake diyor. Yani remaster değil. O yüzden güzel bir şey çıkabilir ortaya. İnşallah. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Remake konusunda Resident Evil 2 kadar iyi hiçbir şey çıkmadı ha. Can abi geçenlerde vampir oynadım, bayağı sevdim oyunu. Umut ben oynamadım vampiri ya. Neyse bir türlü ilgimi çekmedi vampir benim. Vampir yapan stüdyodan kullanmıştım galiba. Şey yapmıştı onu. Ergen kız ne yapıyor oyunu vardı bir tane. Onu yapan stüdyo mu yapmıştı bir şeydi. Ben o vampir yapan stüdyodan bir kullandım, hiç almadım oyunlarını. Final Fantasy Remake de bayağı iyiydi. Tabii teknik olarak iyiydi de Final Fantasy Remake'i de Final Fantasy şinas insanlar beğenmedi. Arşiv 81. İzleyeyim tabii Murat. Canlı yayına geldim sandım. Bir önceki yayını açmış canım Facebook. Ben de muhabbeti yorum yapıyorum. Okumuyorsun falan. Neredeyse eski yayına boncuk atarak yazacaktım. Ankara'daki kepçeleri izlemeye başlayınca jeton düştü. Oo, o kadar geri gitmişim bir de Serdar. Eyvallah. Aspir nasıl stüdyo? Aspir çok iyi bir stüdyo değil ya. Aspir benim hatırladığım bir ara şeyleri yapmıyor muydu ya? Neydi onun ismi? Bu 13-13 diye bir tane oyun vardı. Onun remake'ini falan yapmıştı. Aspir'in yaptığı oyunlar Steam'de arada indirime giriyor. Öyle aman aman bir oyunları yok ya Aspir'in. Arşiv 81'i izle. İlk bölümde Ceren de izlemeli deyip durursun kesin. Ha evet, bir bakayım ya. Arşiv 81'i çok duyuyorum bu aralar.
Bakacağım. Merak da ediyorum valla. Çok tavsiye ediliyor. Abi KOTOR remake'ten beklentilerin neler? Sıfır. Hiç sıfır beklenti. Ya utanmayak işte oynarken. Bilmiyorum ki yani Knights of the Old Republic en nihayetinde Dungeons and Dragons D20 temelli bir sistemle çalışıyordu. Onu filan biraz daha toparlarlarsa iyi olur. Abi kanalda videosu yok mu zaten 6.6'da? Var da yani işte milleti kırmayalım şimdi. Zaten izledim. İnsanlar ne güzel gelmiş, tavsiye ediyorlar. Abi Arşiv 681'i kesin izle. Hatta 6.6 bölümü atarsınız Ceren ablaya. Tamam, Ceren'e de söyleyeyim, beraber girelim. Tam dünya düzleştirme moduna girdim ha. Bunu da kır. 4 Şubat'ta Dying Light 2 oynar mısın abi? Evet, Dying Light 2 pre-order ettik ya zaten. Çıkar çıkmaz gireceğim Dying Light 2'ye. Merak ediyorum. Kötüyse de erkenden kötü demek Dying Light'a. Çünkü bence çok insan oynamak isteyecek Dying Light'ı. Kötüyse insanlar bilsin en azından. Abi Source Code'u izledim mi? Yok. İzlemedim vallahi. Berna ya bir şey söyleyeceğim. Şu Macbeth videonu izledim senin. Yani çok bilgilisin konuyla ilgili ama o kadar az bilgini aktarmışsın ki. Böyle bir... Yani İlginç izi oldu o videoyu izlerken. Dedim ki ya bu kız bu konuyu çok biliyor, hiç aktaramıyor ha dedim yani. Keşke biraz daha böyle ya nasıl yani aklıma da daha iyi anlatabileceğim bir fikir gelmiyor. Belki biraz şeye eğilebilirdin ya. Bence Macbeth'le alakalı şey çok önemli. Hangi parçalarda Shakespeare hangi temaları izliyor mesela, işliyor. Yani sizin eğitiminizden ötürü hakikaten bunları iyi biliyorsunuz ama mesela biz o kadar iyi bilmiyoruz ya. Belki biraz belli kısımlarda işlenen temaları ve o temaları her bir yönetmenin nasıl ele aldığını falan anlatsan daha böyle etkileyici olurdu yani. Çünkü senin sonuçta bir sinema seyircisi olmanın ötesinde bir sürü bilgin var. Onları çok aktarmamışsın o videoda. Biraz da tek tek taşı dökmek lazım yani. Onun için Shakespeare temalı video çekeyim o zaman. Macbeth temalı değil. Niye? Shakespeare'in 3 tane teması var. Her bokta onu mu işliyor? Macbeth'te işlenen temaları tek bir videoda 4 saniyede falan bitirip atabileceğini zannediyor musun gerçekten? Öyle mi? Yani bir de mantıksız bir de yani. The Tragedy of Macbeth hazır gelmiş. The Tragedy of Macbeth ve Macbeth'in temaları falan gibi bir şey çeksen daha mantıklı olur. Niye komple bütün Shakespeare'i tek videoda eritmeye çalışıyorsun ki? Bu benim Batman'in her filmine ayrı video çekmek yerine Batman diye tek bir video çekmem gibi mantıklı da değil yani. Crysis 4 nasıl olur sence? Yani Crysis gerekli mi ya bir kere? Yani Crysis 1 kafası inanılmaz teknolojinin dibine vurduk. Çıldırıyoruz. Bir oyun bu devirde yapmayacaklar. Konsollara da çıksın, konsollara da satalım diyecekler yine. FPS limitleri gelmiş, işte pek çok açıdan kısıtlanmış. Kendi motorunun ötesine geçemeyen bir oyuna dönüştürecekler yine belli ki. Yani Crysis dediğinde açıkçası oradan oraya zıplayıp yaratık vuruyordun artık şehirde. Vur Allah vur o yaratıklar da hani ya üçüncü oyun zaten bence ucundan kıyımından kurtardı yani. Crysis 4 haberi beni yani şey aa iyi Crytek ölmemiş diye sevindim sadece.
Yoksa Crytek'in kendisi çok sevindirmedi. Crysis yeni IP kovalıyor falan filan denseydi belki. Crytek'in Warface diye bir tane oyunu vardı ya bir de. İnsanlar kendi suratlarını oyunun içine koyup oynuyorlardı. Ya düşününce ne kadar yanlış bir fikir ha. Yani Fortnite'da millet şu anda çünkü Ariana Grande skinine para veriyor. Warface de millete kendi suratını oyuna koydurttu. Yani kendi suratını oyuna koyma kafası çok eski kafa ha. Bayağı biz gençken falan oyunu alınca kendimiz yap içine kendimizi koymaya çalışırdık yani. Artık insanlar kendilerini değil idealize ettikleri sanal hallerini dijitalde yaratmak istiyorlar. O da çok tuhaf bir taktikti bence yani. Yanlış mı hatırlıyorum? O Warface'in asıl esprisi Facebook'tan senin fotoğraflarını alıp onlarla sana kendi suratını tekrar mı koydurtuyordu? Öyle bir şey yapıyordu sanki. Doğru mu hatırlıyorum? Yanlış mı hatırlıyorum? Sızdırılan bilgilere göre Sony misilleme olsun diye EA'yı almaya çalışıyormuş. Yani normalde ya hadi be derim ben böyle şeyleri ama Microsoft Bethesda'yı satın aldıktan sonra bir de gidip Activision Blizzard'ı satın almasını hiç beklemiyordum. Bilmiyorum ya. Yani şeyi de öngöremiyorum. İnsanlar hala Sony ile Microsoft'u bu konuda rakip düşünüyorlar ama daha doğrusu PlayStation ile Xbox'ı. Yani çok da öyle değil gibi artık ya. Bana öyle gelmiyor pek. Sony için de öyle bir bütçe çıkmaz ki ama. Emrah çıkar. Sony'den bahsediyoruz abi. Sony yani herhalde 70'lerden beri kazandığı paranın faizinin bir kısmıyla EA'yı alabilir yani. Sony çok old money onu unutmayın yani. Sony'yi bir tek PlayStation gibi düşünmemek lazım. Zaten Xbox da hani Xbox parasıyla almıyor ki Microsoft'un parasıyla alıyor. Biraz şey bir durum olmuş olabilir şimdi hani. Xbox şu anda yaptığı hamlelerin hepsini artık Microsoft'un gücüyle yapmaya başladı. PlayStation da artık babasını çağırabilir dövüşe. Yani Microsoft her türlü Sony'den büyük. Ama Sony'nin bir şeyleri almasına engel değil bu. Ya Take-Two için bir ara çok konuşuluyordu. Ve o açıkçası o sızıntılar gerçekti. Take-Two'yu almadılar. Bence alsalar Take-Two'yu alırlar gibi geliyor bana. Çünkü işin içinde NBA var, işin içinde Rockstar var. Adam dese ki GTA 6'yı PlayStation Exclusive yapıyoruz. Hadi filan diye millet mızraklarını yağmalamaya başlar. Düşünsenize. O zaman Phil Spencer'la otururlar yani. Kardeş sen Call of Duty'yi ekskluzif mi yapacaksın? Yok be abi ne ekskluzif ya? Ha hani biz de GTA'yı ona göre ekskluzif yapacağız da. Yok be abicim ya. Olur mu abi öyle şey? Siz benim canımsınız, ciğerimsiniz ya. Ha değil mi kanka? Tamam biz de çünkü bir an emin olamadık. Kaynak shift delete diyor. O ne diyorsa daha çok güvenirdim. Ha ya aman. Yani şöyle bu Reddit'te de çok konuşuldu. Ben birkaç gündür Reddit gündeminde görüyorum. Niyeyse insanlarda tuhaf bir şekilde şey oluştu böyle. Sony de şunu yapacakmış, bunu yapacakmış falan. Hala millet işi Microsoft ve şey ekseninde düşünüyor. Xbox vs. PlayStation ekseninde düşünüyor. Yatay bakışta ben bunun üzerine biraz anlattım aslında. İş o eksenden çıkalı çok oldu. Yani Bu eski bakış açısı ya. Bunu silin kafadan yani. Microsoft'un yaptığı yatırım konsollu piyasasında rekabet yatırımı değil artık yani. Başka bir kafa. Oralardan çıktılar çoktan zaten. Abi FIFA'yı PlayStation, Xbox Exclusive yapsalar PlayStation'ın geliri kalmaz gibi. Yani tabii ki çok zorlar. Öte yandan niye yapsınlar?
Çünkü FIFA da açıkçası ulaştığı kadar platformdan şey kazanıyor. Yani şöyle bence PlayStation bu noktada biraz şerefli ikincilik noktasını tercih edebilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Microsoft'un artık yaptığı acquisition'lar kendisini pazarda zaten artık mobil oyun şirketiyle, Steam'le, Epic'le, PlayStation'la herkesle mega rakip haline getirdi. Bir de xCloud'u çıkaracak, GeForce Now'da Stadia'yla rakip haline gelecek. Yani şu an Microsoft aslında tek tek rakibi olarak saydığımız markaların hepsiyle aynı farklı cephelerde mücadele ediyor. Haliyle ben PlayStation yerinde olsam, yani PlayStation bugün hala yok satan bir ürün arkadaşlar. Yani tabii ki üretilemediği için yok satıyor. Yani bunun altını çizeyim ama PlayStation 5 yok satıyor. PlayStation 4'ün üretimini arttırmışlar ya. Haber düştü geçen hafta. PlayStation 5 şeyi karşılayamayınca, adını söyle, satışları karşılayamayınca PlayStation 4'ün üretimini tekrar arttırmaya gitmişler mesela. Yani bu noktada şey de bir konu. Abicim tamam, millet ne yaparsa yapsın, biz aleti çıkaralım, oyunumuzu oynayalım. Hani hatta yani çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim ama yani mesela Xbox artık Xbox Game Pass gibi bir uygulaması varken hala konsol üretmeye niye devam ediyor belli değil. Yani ben bugün Xbox Game Pass gibi bir servisim varken giderim bir sonraki nesil için PlayStation'da konuşurum. Derim ki dayı derim, konsolları siz çıkarın, üstüne biz bizim Game Pass'te oyunları koyalım. Konsolları zaten siz biraz zararına satıyorsunuz. Yani konsolların her biri aşırı karlı ürünler değil. Yani mekanik malzeme satmak çok inanılmaz bir iş değil yani. Konsolu siz yapın, cihazı biz yapalım. Şey, oyunu biz koyalım içine. Eyvallah, yürüyelim gidelim falan derim. Yani bu şirketler bence artık rekabet kafasından çıkacaklar. Ama işte şeyin planını bilmiyorum. Tabii Sony'nin patronunun beynini okuyamayız. Sony'nin patronu der ki, olmaz arkadaş. Biz bu heriflerle bir rekabete girdik. Bir ahit yaptık. Sonuna kadar savaşacağız. Bu cepheyi bırakamayız. Sallıyorum şu anda. Yani çünkü bir noktada şeyi de unutmayın. PlayStation iyi oyun çıkartıp o oyunları adet olarak satmak konusunda Microsoft'a yani 4 tur bindirir, yanağına bir tokat akşeder, bir tur daha bindirir. Yani hani ama şu an Xbox Game Pass'ler bilmem neler falan öyle bir karambol yarattı ki sanki böyle şeymiş gibi bitti baba bitti falan gibi bir noktaya geldik ama yani aslında biten hiçbir şey yok. Xbox farklı bir cephede PlayStation'ı tokatlıyor şu an. Yoksa şey gibi bir durum yok bak. Xbox abim PlayStation'dan daha iyi oyunlar yapacak, daha büyük markalar yaratacak, daha kral oyunlar koyacak falan. Böyle bir iddiası Xbox'ın da yok bak. Yani buna dikkat ediyorsunuz inşallah değil mi? Hani artık farklı cephelerde rekabet ettiklerini herkese anlatmaya çalışırken bundan bahsediyorum yani. Adam şu an yani Xbox PlayStation'ı yenmeye çalışmadığı gibi PlayStation da bence Xbox'ı yenme yani neyde yeneceksin dayı? Ya bir 10 stüdyoda sen al, bir abonelik platformu da sen çıkar. Bu bence mantıklı bir iş yöntemi değil ya. Ben olsam konuşurum Microsoft'la. Game Pass'i PlayStation konsollarına dahil ederim. Bitti gitti. Niye olmasın? Yani Game Pass'e çıkan oyunların çok ciddi bir kısmı PlayStation için develop ediliyor zaten. Derim ki gel kardeşim, Game Pass aboneliği PlayStation'a da çıksın. Sen de kazan, ben de kazanayım. Çünkü cihazları zararına satıyorlar. Bak hatırlatmak istiyorum herkese. Maksat niye bunlar bu cihazları satıyorlar ilk günden beri? Adam cihazı satacak ki sonra oyunları satıp oyunlardan para kazanacak. E şimdi PlayStation bir God of War Ragnarok çıkarttığında, bir Horizon Zero Dawn çıkarttığında 10 milyon, 9 milyon, 5 milyon, 6 milyon. Yahu adamların ayak kokan Days Gone'ı bile 8 milyon satmış ya. Days Gone lan. Days Gone, Days Gone. Nasıl story attın oğlum? Nasıl story attım oğlum? Atmamış mıyım story? Story düşmemiş mi yoksa? Ana, uploading'de kalmış yalan. Ulan ben bunu uploading'de unutuyorum hep ya. İşe bak.
Yayınladık bakalım story'yi. Vay anasını. Upload etmemişiz. 2 saat önce attım ben story halbuki. İşte biraz bu şeyle alakalı. Hatırlarsanız daha 2 sene öncesinde Fortnite aldığında sen Sony environment'a dışındaki arkadaşlarınla oynayamıyordun. Yani Japonlarda biraz şey kafası var. Nasıl diyeyim? Daha tutuklar bu konuda. Yani kendilerini dünyaya açmak, her şeyi paylaşmak konusunda karlılık bile getirecek olsa kendi sistemlerini çok bozmak istemiyorlar. Bu da işte PlayStation'ın belli bir nebzeye kadar verebildiği kalite sözünün arkasında duran şey. Yani Game Pass'teki gibi her oyun var kankam yapmıyor mesela PlayStation. Ben de az oyun var, öz oyun var diyor. Bunlar birbirinin rakibi şeyler değil ya bence. İşte millet onu anlamadı. Yani Apple'larla Android'ler de tam olarak birbirinin rakibi değil aslında. Hani o açıdan söylemek istiyorum. Biraz zihniyet farkı da işin içine giriyor bir yerden sonra. Dying Light 2'de Japonca dublaj olacak abi. Aa! Dying Light 2 Japonya'da satmış mı ya? Ne kadar ilginç bir haber. Kılıçdar açıklama yapıyor taze taze Twitter'da. Ne diyor? Vurma oğlum, vurma çocuğum. Aa, bunlardan mana boncuğu düşmüyor ha. Demek ki ben burada soykırım modunu aktifleştirmemişim. Zombi kırım modumuz deaktif şu anda galiba. Aa ulan, buralarda hiç gitmediğim yerler varmış lan. Sopa darbesinde öldürüyoruz bunu artık ha. Aa, o ne lan? Etrafı tükmük saçan bir tane bir şey var burada. Wow. Sen niçin lan böyle? Bak, hiç görmediğimiz bir böceğe rastladık şu anda ha. Öldürdüm onu. Oy. Haçen. Öldürdüm onu. Hop. Hop. Yavaş yavaş bütün dünyayı keseceğim. Aa, tek de aldım lan. İri zombiyi. Vay arkadaş, nereden nereye ya? Koyunu kuzuyu da tek de almaya başladık. İyice jungle gibi bir yerlere geldim ha. Şuralarda bir ateş bulsam da depoyu boşaltsam. Vallahi depo full çekti ha. Can abi, bugün Portekiz'den staj başvurum kabul oldu. 17 yaşında biri olarak ilk defa yurt dışına çıkacağım için ne yapmalıyım bilmiyorum. Önerini almak isterim. Portekiz'de staj yapacaksın ha. Öncelikle tebrik ederim kardeşim. Yolun açık olsun. Onun dışında yurt dışına çıkacaksın, öneri.
Yani gerilme. Öncelikle bir onu söyleyeyim sana. Hiç gereksiz bir şey. Orada da buradan çok farklı bir düzen yok. Ahmet abiler, Mehmet abiler orada da yaşıyor. İşte git pasaportunu aldır, iznini aldır, bilmem neyini yap, stajına git gel. Yani biraz imkanın varsa dil falan öğren. Herhalde Portekizce biliyor musun? Nasıl aldın stajı ya da ne bileyim. Gitmişken oraların hayat tarzını keşfet biraz. Dışarıya çık. Sokaklarında gez. Mekanlarına otur. Ne yemekler yiyorlar, ne içiyorlar. Onu öğrenmeye çalış. Farklı şehirlerde farklı hayatlar görmek insanı çok geliştiren bir şeydir. Onu söyleyeyim. Bugünün emmi muhabbeti bu olsun. O yüzden yani oraya gidip dümdüz önüne bakıp hödük gibi geri dönme. Hani birileri sana ya Portekiz'de hayat nasıl falan diye sorduğunda anlatacak bir şey olsun. Boş yapma yani. Verebileceğim en ciddi tavsiye o. Başka ülkelerde hayatların sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak insana kendi ülkesiyle kendi hayat tarzıyla alakalı da çok bilgi veriyor. Onu kaçırmamaya çalış yani öyle diyeyim. Bir yerden bir yere aşırı meşgul olmadığın zamanlarda yürüyerek gitti, onu söyleyebilirim. Ha bak chat'te de yazmışlar mesela Türklerden uzak dur demişler. Evet yani o da şey. Yani kendi kültürüne, kendi azınlığına saplanıp kalma. Biraz yeni şeyler öğrenmeye, yeni şeyler görmeye çalış. En güzeli o olur. Aklıma bunlar geliyor vallahi. Fırsat yaratıp yeni şeyler öğrenebilirsen ne kadar güzel çünkü. Aa yeni geçtiğim arazi değil mi lan bu benim? Ha yok geçememişim ben buraya. Ne istiyormuş burası benden oraya geçebilmem için? Biraz yeni araziler açalım. Ha evet market alışverişi yap. Market alışverişinin videosunu YouTube'a at. Beş tane elektronik, 6 tane lastik lazım. Bunlar bulunur. Bunların hepsi var. Ama hepsi depoda. Gidem getirem. Keşke şuraya öldürme şeyini taksaydım ya. Birik birik zombi kesiyor, geziyor. Crysis 4 çıkışı konuşuldu mu? Ömer'im şimdi Crysis 4 gelmedi ya abi. Duyuruldu sadece. Biz de dedik ki yani iyidir hoştur Crysis ama artık miladını doldurmuş bir oyundur. Ne gerek vardı? Keşke yeni bir şey yapsalar dedik. Ama herhalde yeni bir şey yapacak paraları da yok. Biz biraz Crytek ben finansal olarak zor durumdaydı diye hatırlıyorum en son. Baya maaş ödeyemeyip stüdyo kapatmışlardı ki koronadan öncesinden bahsediyorum. Maaş ödeyemeyip stüdyo kapatmak da zor iş yani. Allah vermesin kimse. Aniden nasıl oldu da böyle bir açılım yaptılar ona da şaşırdım biraz. Hayırlısı olsun. İnşallah tutar satarlar ama yani sektörde millet şey diye bekliyor mu emin değilim ondan da. Crysis, Crysis, Crysis be abi falan diye bekliyor mu millet ondan da emin değilim. Bence vakitlice millet şeyini doldurdu o konuda. Heyecanını doldurdu. Siz heyecanlandınız mı yani Crysis çıkıyor diye? Remaster yaptılar abi ya abi bütün seriyi. Tuttu mu ki o? Bilmiyorum ya Crysis benim böyle neyse çok radarımdaki bir iş değil yani. Yok ya Crysis ikinci oyunda bende bitti. Yani işte evet. Hani Crysis vaktinde iyiydi oynadık. Mesela geçenlerde birincisi geldi. Girdik birinciye oynadık. Vay be dedik böyle bir oyun vardı falan.
Ama hani bir dördüncüyü heyecanlandıracak kadar bir şey yok. Sweet Nostalgia tadı yani. Şey gibi biraz. Ne onun ismi? Ne var böyle vaktinde güzeldi ama hani tekrar gelse çok da umurunda olmaz gaming. Ya mesela yeni Ezio Auditore oyunu yapıyor Ubisoft falan deseler biraz böyle şey olurum. Baba Ezio'yu öldürdük 10 sene önce işte. Rahmetlik görevini yaptı artık. Bunu adamın cesedini rahat bırakın ya falan gibi olurum. Ama yani bilmiyorum. Bunlar da Crytek ekibi. Güzel bir şeyler yapabilirler. Hayırlısı olsun. Hunt ne oldu ya? Hunt'ı oynayan oldu mu hiç? Hunt bakıyorum ara ara Steam bana şey diyor. Hunt'a yeni skin çıktı falan diyor. Böyle şöyle. Ulan Hunt vardı ya diyorum. Bir de baba şey de baydı. Yani ben olsam mesela Crysis 4 demem de ona Crysis Repatriate falan filan bir şey derim. Çünkü yani geldi zaten uzaylı. Dünyayı ele geçirdi. Biz onları dövdük. Yani bir uzaylı dövme oyunu daha. Really bro? Uzaylı dövme de artık çok şey kafa ya. Antika kafa yani. İlk Crysis oyununda bile ben uzaylıdan çok Koreli dövmeyi daha çok seviyordum. Neyse bakalım ne çıkacak. Hayırlısı olsun. Duyurmak var, oyunu çıkartmak var. O arada çok ciddi farklar olabilir tabii ki. Hayırlısı. Crysis'in hakları EA'de değil miydi? Yayın hakları da EA'de olabilir. Yayın hakkı falan farklı bir şey tabii. Abi Hunt en son benim 3 arkadaşım oynuyordu. Onlar oynamayı bıraktı. Serverlar %80 boşalmış benim arkadaşlar bırakınca. Ne kadar ayıp ya. Komik mi? Komik mi? Komik mi arkadaşım? O insanlar o kadar çalışmışlar, oyun yapmışlar. Saygı duyacaksınız. Saygı duyacaksınız. Saygı duyuyor. Sen ne dersen de. Aa şerefse bak nereye konuşlanmış ha. Ulan. Ulan duvarın içinden vuruyor bitki ha. Bitki ha bana ha. Duvarları kırak. Ya bu yeni arazilerde ne kadar çok kopidik kopidik bitki var böyle. Wow. Kestirmeden kaçış. Yerde tek bir not defteri yaprağı duruyor. Söylentiye göre misafirlerden birisi şüpheli davranışlar sergiliyor. Bu kadın değerli gözüken bir takım eşyaların hatta belki de bazı kaçak malların yerlerini değiştirirken görülmüş. Moteldeki ofiste misafir ve oda bilgisi olmalı. Doğru odayı bul ve eşyalarını ara. Dayı ben buraya duvardan girebiliyor muyum ya artık? Yok. Bilhassa buranın duvarlarını kıramıyorum galiba. Ya ama şuranın duvarlarını kırabiliyorum. Kolay gelsin. Odanızı aramaya geldim. Duvardan girmem içeri hakikaten bence hoş oldu. Küçük bir sürpriz oldu. Öteki odaya da duvardan gireceğim. Ay ne güzel ya. Duvar kırmalı çok oyun çıkmıyor biliyor musunuz? Nereye gidiyoruz ya biz? Oraya ara buraya ara dediniz. Bütün odaları kırdım. Şimdi de beni burada yapayalnız bıraktınız. İstanbul sokakları.
Allah Allah. Ola bize her yeri kırdırttılar ha. Alienware Aurora R13 kullanan var mı? Ne ki o? Mouse mu? Bir de o yaratıktan kemik de dökülüyor ha. O tuhaf bir yaratık. Aga tek vuruşta artık böyle bayıltıyoruz milleti ya. Ben herkes öldüreyim, bu oyun bitsin artık ya diyeceğim ama daha kim bilir ne zombiler var. Abi ne zombiler var be bilsen. Buralarda bari bir ateş mateş bir şey bulsam. Peki en iyi duvar kırma oyunlarından birinin Fortnite olması. Harbi mi? Fortnite'ın ilk çıkan versiyonuna ne heyecanlıydım ya ben. Ne güzel şey yapmışlardı. Base savunma oyunu yapmışlardı. İlk çıktığı gün açıp denemiştim ben Fortnite. Orcs Must Die diye bir oyun vardı çünkü. Oradan almışlardı bütün gameplaylerini. Ya başka iyi bir oyun var. Kendimiz oyun yapacağımıza niye doğrudan onu almıyoruz demişler. Biliyorsunuz oyun sektöründe başarının en ciddi formüllerinden biridir bu. Wow, o ne lan? Bu ne aga? Bu kim lan? Oha. Gördünüz mü herifi? Full patlayıcı attı ha. Tehlikeli adamlar var ya. Bütün bu patlatmalar, çatlatmalar bizi bir yere ulaştıracak mı acaba bu haritada ya? Helal olsun, herifler sağlam büyük harita yapmışlar ama ha. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar. Belki biraz kaçınsalarmış daha iyi olurmuş ama kaçınmamışlar yani. Bu duvarı kırabiliyor muyum ben? Kıramıyorum daha. Heh, şuradan geçebiliyorum ama. Ateş gördüm çünkü burada. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz biliyorsunuz. PC için gamepad önerisi. Xbox 9. nesil. Sıra dışı sıkıştırıcı diye bir şey gelmiş buraya. Ne yapıyormuş? Sırt çantası yuvalarının taşımasını iki katına çıkartıyormuş. Nice. Çantama daha da fazla delilik koyabileceğim artık. Daha da fazla kravi, daha da fazla yaprak toplayabileceğim bundan sonra arkadaşlar. Kemikleri toplayalım. Hani herkes bir sıkıştırıyorsa biz iki sıkıştırıyoruz demiş reis. Sıkıştırır mısın demişler. Sıkıştırırım demiş, sıkıştırmış. 1200 TL herhalde 9. nesil Xbox Gamepad. O kadar olmaması lazım ki ya. Çok. Ne gerek var yani? Neden falan hani? Çok anneciğim. Çok para anneciğim.
Peki, devam ediyorum şu anda. Ormanları. Demek ki bombacı neydi öyle ya? Çok tehlikeli bir herifti o ha. Hasar da çok yüksek. Takıldım ben ona. Tekrar rastlarsak dikkatli olmamız lazım. Buralar tamam. Bir şeyleri kırmayı bıraktım. Artık haritada düz ilerliyorum ha. Çünkü kır kır her şey sonu yok. Haritayı düzleştirene kadar bırakmayacağız diyordum ama haritanın büyüklüğü beni yendi arkadaşlar ya. Hani Dismantle'ın bu kadar büyük bir oyun olması bir yerden sonra yorucu olmaya başladı ha. Sen bunun yarısı kadar oyun yapsan biz yine överdik kral ya. Dismantle'ı tavsiye eden adam izlemez oldu artık yani. O kadar büyük oyun. MMO kadar oyuna ne gerek varmış? Yanlış mı ya? Abi sence Splinter Cell mi Hitman mı? Hitman canım. Splinter Cell Allah'ın çömel yürü oyunu yani. 3 tane mekanik var. Çömel yürü teneke atla koca oyunu bitirebiliyorsun Hitman'da. Şeyde Splinter Cell'de. Bu hurdalıktan ilginç bir şey çıkacak mı acaba? Hurdalık da maşallah hurdalık ha. Küçük değil. Oo, herif ölmemiş. Hurdaların. Another kamp lokasyonu bulduk. Another camp bites the dust. Burayı da toplayalım. Heh. Hadi. Ulan köprü öbür tarafta kalmış ya. Köprünün öbür tarafında da sinyal istasyonu var ha. Ne taraftandır geçiş acaba? 1400 mü olmuş? Xbox kumandası mı? Çok ha. Onu da çok yapmışlar. Kaç para ki lan XP ya? Üf, yani şey çıkmıştı hatırlıyor musunuz? İstediğin Xbox kumandasını yap, sipariş et falan filan çıkmıştı. Bir de onun fiyatı yüksek diye eleştirilmişti. Acaba onun fiyatı kaç şimdi? Premium yani kendi kendine özel Xbox kolu yaptırabiliyordun. Gamepad Labs mi ne öyle bir şey duyurmuşlardı. Xbox Lab mi neydi, neydi öyle bir ismi vardı. Hop derenin öbür tarafına geçemedik. Reis ben optisyenim. 700 lira olan ikisi bir arada camlar 2500 oldu artık o bile lüks. Evet geçenlerde biz Ceren'e yeni bir gözlük aldık. Yani şov haber tabiriyle gözlüğün fiyatı dudak uçuklattı ki camından bahsediyorum çerçeve bile değil ha. Normalde çerçevesi daha fazla paradır. Bir de Ceren'in gözlüğü de şey değil öyle. Bilmem ne yapılmış bir şey, bir şey cam falan öyle fantastik bir şeyleri yok halbuki. O fiyatlar bile osurttu yani. Zortlattı. Öyle diyeyim. Z kuşağı daha iyi anlar. Gözlük camı fiyatları zortlatıyor.
Yine geldik ekonomi arkadaşlar. Süt 18 lira olmuş ya. Neyse. Ne anlatıyorsun? 18 liralık süt yani. Hani soya sütü falan o paraydı lan eskiden. Soya sütü. Usta maymuncuk mu yapabiliyorum ben? Ustalar ya titan istiyor. Bu Dismantle oyunu ya. Bu delilik Yusuf. Buna başlayan hayatını kaybediyor. Haberin olsun. Minimum giren 70-80 saatini bırakıp çıkıyor. Ha bir Black Desert Online, bir Dota, bir LoL değil. Ama bayağı uzun uzun ve detaylı bir oyun ya. Bir de gün gelecek ben buradaki arabaları da kırmaya başlayacağım. Ha. O zaman burası var ya düşünsün ha. O zaman burası çok çok şeyler yaşayacak işte. Hepsi inanılmaz olaylar, gerçek maceralar yaşanacak o zaman burada yani. Sincapların arasında. Deniz valla... Aa öldüm lan. Lan öldüm ha. Lan ne oğlum bu? Chat'e bakarken öldüm lan. Öldüm yalan. Dur. Buradan karşıya geçiş biz bulamıyoruz ha. Çayır altı diye bir yer var. Galiba Dismantle'dan da bu kadar, bugünlük bu kadarım ya ben. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.